Şimdi biz seninle ne kadar zamandır tanışıyoruz? Yaklaşık 6 aydır. 6 ay oldu. Nasıl ilk iletişime geçmiştik? Daha doğrusu sen bana nasıl ulaşmıştın? Ben kendi yaptığım tasarımla bir e, yorumunuz olur mu diye bir mail atmıştım size. Ondan sonra... Direkt size oldu. Senle benliydik. Şimdi direkt YouTube kanalı evet. olunca. 6 ay öncesine gittim şu an. <laughs> Değil mi? O zaman sizdik. <laughs> evet. Şu an başladım abi orada öyle konuşuyordum. Aynen öyle. Farklı yani şu, bunlar bir tarzdan kat, gidiyoruz. değil mi? Evet bunlar. <laughs> Ama onda kesiliyor değil mi çünkü öyle biraz. Yok şey... ya yani, muhabbet kendi aramızda muhabbet ediyormuş gibi yaparsak hmm. çok daha rahat olacak. Öbür türlü bir metni okuyormuş gibi olacak. Hem senin için hem benim için. Çünkü biz birbirimizi 6-7 aydır tanıyoruz zaten. Aslında hmm. bunu muhabbetimize başkası dahil oluyormuş ya da bir topluluğa konuşuyormuşuz gibi yaparsa senin için de çok can sıkıcı olur. Benim için de yani iki birbirini tanıyan insanın birbirini böyle hani hiç tanımıyormuş gibi konuşması çok can sıkıcı bir şey. Rahat rahat konuşabiliriz. Biz artık zaten seninle arkadaş i̇şte yaptık <laughs> Evet. Sen ama şey yapalım. Böyle bunu bu videonun amacından bahsedeyim ben. İnsanlar hmm. bana hep nereden başlayayım? Hangi kursu alayım? Ya da nasıl bir yol izlemeliyim gibi sorular soruyor. Yani bunun aslında muhatabı ben değilim temel olarak. Niye? Çünkü ben sektöre çok öncesinden başladım. Şu an başladığım zaman neler yapmam gerekir evet biliyorum ama insanların aktardığım zaman yine kafada bir soru işareti oluyor. Ya yani bu bana uyar mı? Ben yapabilir miyim? Ya da doğru bir yol mu falan? Aslında onun muhatabı sensin çünkü sen 7 ay öncesine kadar hiç tasarımla bir ilişkin yoktu. UI UX bilmiyordun ve sıfırdan hı hı. başlayıp 7 ay içerisinde şu anda çok iyi bir firmada çalışıyoruz. Evet, bu arada onu. firmanın ismini söylemekte sakınca var mı senin için? Hayır. E, şu tamam. an hangi tasarımcı olarak çalışıyorum. Evet. Şimdi sen o zaman en başta hani kendinden bahset, insanlar seni tanısın ve yolculuğunu bilsin. Ben aslında o hikayeyi senden dinlesin istiyorum. Çünkü örnek alacakları en yakın kişi sensin aslında. O yüzden sen başla, ben arada soru sorayım. Tamam, olur. Buradaki soru ee... bankası ben olacağım. <laughs> Ona da selamlar olsun diyelim. Selamlar herkese. Ben Ozan Çeltikçi. Öncelikle eğitim hayatımdan bahsetmek istiyorum. Liseyi teknik bir lisede okuduktan sonra üniversite Akdeniz Üniversitesi'nde yönetim bilişim sistemleri bölümünde okudum. Üniversiteye başlarken kafamda tasarım yoktu. Dolayısıyla tasarımla alakalı bir eğitim hayatım olmadı. Üniversite bitirdikten sonra farklı bir sektörde çalışmaya başladım. Burada belirli bir süre çalıştıktan sonra istediğim mesleğin bu olmadığına karar verdim. Ve pandemi döneminde tasarım ile tanıştım. Bu tanışma yakın bir arkadaşım tavsiyesi üzerine olmuştu. Bu yönde bir eğitimim olmadığı için de online eğitimleri araştırdım ve bu şekilde ilk adımları atmış oldum diyebilirim. Peki tasarıma ilgin var mıydı? Bakmış mıydın? Yoksa ya bir yerden görüp ya ben bunu yaparım mı dedin tam olarak? Uzaktan yakından hiçbir alakam olmamıştı. Ve bir motivasyonum da yok açıkçası. Açık yani dürüst olmak gerekirse değil. <laughs> Nereden başladın <laughs> ilk? Tamam. Yani karar verdim. Ben dedim ki tasarımcı olacağım. Yani daha doğrusu ben UI UX yapacağım dedin. Çünkü grafik tasarım daha kompleks bir şey. Baktığın zaman çok daha fazla program, çok daha fazla tecrübe edinmen gerekiyor. Renk ayrımı, renk bilgisi, e, matbaa tecrübesi gibi gibi konular var işin içinde. Ama UI UX'teki kompaktlık daha şu anda bir de tercih edilen bir şey. Hı hı. Çok daha kısa sürede uzmanlaşabilirsin. Onu aslında sen şey olarak söyleyebilirsin. Nereden başladın ilk? İlk başta ben arkadaşlarıma sordum. Yakın çevreme e, bu pozisyon için ne gerekli? hangi yeteneklere sahip olmalıyım, hangi uygulamaları kullanmalıyım, hangi eğitimleri satın almalıyım veya nasıl bir araştırma metodu izlemeliyim diye. Onların aslında yönlendirmesiyle ücretsiz eğitimler ve ücretli eğitimler olarak ikisine de eş zamanlı yürüttüm. Ve bu araştırmalarım neticesinde de sizinle tanıştım diyebilirim. İlk birkaç hafta içerisinde. Peki ne yapıyordun? Eğitim alırken mesela bir videoyu baştan sona kadar önce bütün videoları izledin mi? Yoksa videoyu izleyip o video ile ilgili Örnekler mi yapmaya çalıştın? Hani kendini nasıl? Ya bu her kişiden kişiye göre değişir ama hı hı. E, eş zamanlı gittim. Mesela bir uygulamanın redesign'ını yaptığı zaman videoda o video bitmeden değil eş zamanlı bir frame eklediyse ben de bir frame ekliyordum hı. videoyu durdurup es zamanlı kaçırmam kadını. Sonra onla bitirdikten sonra en başa dönüp tekrardan bu sefer izlemeden yapmayı planladım. Evet, yani. güzel Genelde. bir yöntemmiş. Ben hı. izleyip ondan sonra yapıyordum çünkü bazen böyle şey eğitim videolarında şey oluyor yapıyor yapıyor bu değildi yanlış oldu deyip siliyorsun sen de daha <laughs> siliyorsun falan. Gerçi ben onları hep kısa şey yapıyordum video çok uzun Kesiyoruz olsa da yani. onları kesiyordum çünkü bizim de ya yani hata yaptığım oluyor, aksaklık <laughs> oluyor, ses gidiyor bir şey oluyor falan. Eğitim videosu çekmek çok zormuş onu anladım ben de. Çok zor. Ben zaman... ben şu an herhangi bir videonun ne kadar zor olduğunu şu an o baskıyı hissediyorum. <laughs> Değil mi? Şu an ilk defa sen <laughs> de videonun içindesin. Evet. Peki ilk başta iş bulmadan önce yani kendini ne zaman hazır hissettin bir iş bulmaya, iş aramaya? O aşamaya ben yaklaşık 2 ay içerisinde geldim diyebilirim. Sıfırdan 2 ay içerisinde oraya geldim diyebilirim. onun 2 ay çok kısa bir süre bu arada. Yani 2 ay sıfırdan hiçbir şey bilmeden 2 ayda ama ne kadar çalıştın? Şey gibi algılanmasın. Mı? Yani bir tane video izledim. Mesela eş zamanlı yaptım falan. Sen bayağı aslında çok ciddi vakit mesai harcıyordun yani gün içerisinde. Şöyle ben o zaman işimden yeni ayrılmıştım ve gün içerisinde yaptığım hiçbir şey yoktu ekstradan. Sabah uyanıp Figma'da başlayıp gerçekten sabaha kadar Figma'daydım yani. Figma'dan başka hiçbir yere girmiyordum yani. Figma'nın içerisinde gerçekten çok büyük bir zaman harcıyordum. O zaman sevdin de aslında bir yandan. Yani bu bir insana gidip de Figma'da 8 saat 10 saat harcayın ben de bu arada öyleydim çünkü ben bu işi hobi olarak görüyordum. Aslında insanların yanılgısı biraz da oluyor. Bir işi sevdiğin zaman birisinin bir şey söylemesine gerek olmuyor zaten. Gerçekten ona çok T ciddi mesai harcıyorsun. Kesinlikle öyle. Ben şöyle düşünüyorum bu konuda. Benim herhangi bir hobi aracına veya bir oyun oynamama falan gerek kalmıyor. Ben tasarım yaparken çok eğleniyorum yani. Ve tasarımı güzel yaptığım zaman inanılmaz bir mutluluk hakim oluyor. Ve bir o kadar da kötü yaptığım zaman da mutsuzluk hakim oluyor. Çünkü çok değer veriyorum ve ciddi anlamda çok büyük bir zamanımı bu işe ayırıyorum. Evet. Hala öyle. İlk günde de böyleydi, hala öyle yani. Biz bu video bittikten sonra da ben devam edeceğim çalışmaya. Buradan da gerekli mercilere mesajımızı ilettik Mesela <laughs> Aynen öyle çünkü ya çünkü şöyle bir şey var. Mesai kavramı yok. Çünkü bu işin matematiği şöyle. Bir sonuca vardığın zaman bitmiyor. Tasarım sürekli siz de iyi biliyorsunuz. Ne kadar çok vaktin ayırırsan o kadar güzel oluyor. Ne kadar çok emek verirsen o kadar karşılığını alıyorsun. Yani burada şunu söylemek istiyorum. Ne kadar çok emek verirseniz onun karşılığını çok net bir şekilde alacağınızı düşünüyorum yani. Peki nasıl iş buldun? ilk? işin nasıl buldun? Mesela bir vardı. portfolyon vardı. Portfolyom kesinlikle vardı. İki ay içerisinde bir yaklaşık 3 ya da dört farklı bir tasarım atmıştım, paylaşmıştım. Sen orada nerede? Adana'da oturuyordun. İstanbul'daki işlere başvuruyordun. Evet, bu esnada Adana'da oturuyordum ve kariyerim kariyer yoktu ortada yani henüz iki aylık bir süreçti. Öncesi yoktu. Sadece portfolyomdaki üç dört farklı tasarım vardı ve Adana'daydım yani İstanbul'daki bir şirket için henüz iki aylık bir insanı İstanbul'a çağırmak çok büyük bir önemli değerli bir. Durum. Ama işte portfolyonuzun işte sizin de dediğiniz gibi porfolyonun güzel olması, Bana sağlam olması. Bana çok sevdim. normal benimle konuşuyormuş gibi. <laughs> Geleliyorum ben. <de. gülüyor> tamam hocam. Yani sizin de dediğiniz gibi hocam. Yani porfolyonun sağlam olması, güzel olması elimizdeki en büyük koz yani. Benim o üç farklı tasarımın iş bulmama yardımcı olduğu diyebilirim. İkinci ya da üçüncü ayın sonunda. Peki hangi platformlardan işe başvurdun? Yani LinkedIn, kariyer.net yani bir yoksa da referans usulü mü? Her ikisinden de başvurdum diyebilirim. Kaç tane firmaya başvurmuşsundur? Yüksek sayıdaydı. O benim yaptığım yanlışlardan biriydi. Çünkü şöyleydi. Mesela çok popüler bir şirket. Çok ünlü bir şirket. Senior UI UX tasarımcı arıyor. Ben başvuruyorum. Kimim? İki aylık en az şey. Ona da, ona da başvuruyordum. Adı bilinmeyen bir şirket atıyorum. Sağlık sektöründe ona da başvuruyordum. Çünkü sektöre atılmayı istiyordum. Aslında o da bir anlamda tecrübe şey olarak tecrübe oluyor. Piyasayı biliyorsun. Daha doğrusu o da bir sana bir tecrübeyle gelip yani hı hı. iş başvurusuna bulunuyorsun. İnsanlarla konuşuyorsun. Ne istediklerini, nasıl sorular sorulduğunu, nelerinin eksik olduğunu görüyorsun. Aslında iş başvurusu zaten iyi bir şey. Hani o görüşme esnasında sana bir soru soruyor. Aa ben hiç bunu düşünmemiştim. O, o yönüm eksikmiş. Mesela HTML hı hı. CSS hiç istiyorlar. Bir case istediler. ben o case hiç çalışmamıştım. Mesela o sektörle ilgili hiçbir tecrübem yok gibi gibi. Hı, hı. Farklı sorularla da aslında kendi eksiklerini görebiliyorsun. O da iyi oluyor senin için. Girmeyeceğin işe başvurma diyebilirim ama başvurduğun zaman da yani piyasayı anlamak için, kendi eksiğini görmek için bile iş başvurusu yapabilirsin. O bile bir tecrübe. Ama işte onun da dezavantajları şöyle oluyor. İşte ben başvuruyorum, Geri dönüş sağlamıyor. Kez yolluyorum, olumsuz dönüyorlar. Hı -hı. E Mesela bak e o süreci Z anlatsan <laughs> iyi olur aslında. İlk işini buldun, o o tecrübeni anlatabilirsin ya. Şey olarak Tabii. sıralayabilirsin. Sen hani böyle yönlendirmek istiyorum ama ben ilk defa bu iş sektöre yeni başlayacak birisi olsam Hı -hı. veya bu sektörde bir iş arıyorum. Kaç şirkete başlıyorum. Herkes aynı şeyi mi yaşıyor yoksa bir tek benim başıma mı geliyor böyle şeyler gibi bir Hı -hı. algı oluyor insanlarda. Yani işlere başvuruyorsun, kezlere başvuruyorsun, geri dönüş oluyor mu? Ya da nasıl iletişim kuruyorlar? Onu anlatabilirsin aslında o sürecini. Ee, orada şöyle bir şey yaşadım. Henüz iki, iki buçuk aylık bir süreçti. Çiçek sepetiyle görüşmüştüm insan kaynaklarıyla. Ozan Super görüşmüştüm bu süreçte. Ee, ve birkaç tane daha böyle şirket vardı. Case mi istediler? Evet ya belli bir aşamaya geliyordun. İnsan kaynaklarından red diyorsun işte tecrüben yok. Veya insan kaynaklarını geçiyorsun... O ekibin müdürüyle konuşuyorsun. Senden case istiyor. Sen o case'i gönderiyorsun. E, olumsuz dönüyor. Veya case'i gönderiyorsun. Bu da benim başıma geldi. Case'i gönderdim. Olumlu veya olumsuz hiçbir şekilde geri dönüş sağlamadı. Bu benim mesela motivasyonumu çok düşürmüş. Çünkü orada bir emek sarf ediyorsun ve karşılıksız bırakıyorlar. Böyle şeyler de yaşanabiliyor yani. İlk işini nasıl buldun sonra? Ee, yine bu görüştüğüm esnada şirket bana kez göndermişti. İşte tanışmak amaçlı. İkinci görüşmemizin kez göndermişlerdi. O kezi yaptım, gönderdim ve kısa zaman içerisinde de olumlu yönde devam ettim. Ve ben o şirkette işe başladım diyebilirim. İşe başladın, bayağı İstanbul'a taşındın, ev tuttun. Şöyle oldu o süreçler, henüz daha 3. ayım bitmemişti bu işi bulduğunda. buçuk ay anca olmuştu. İstanbul'a şimdi bir sırt çantasıyla gittim diyebilirim. Yani tamamen... Haydar Paşa'da <laughs> ya, benim. sen mi büyüksün, <gülüyor> ben <laughs> mi <benim. gülüyor> O İstanbul'a bir şeyimiz oldu, muhabbetimiz oldu yani. Direkt çok kısa bir zaman içerisinde, aynı gün bile diyebilirim hatta. Sırt çantasıyla İstanbul'a gidip başladım diyebilirim serüveni. O peki ilk iş tecrüben nasıldı? Zordu. Çok zorlu süreçler. Neden zordu? Çünkü... Mesela orada ne hata yaptın, nasıl bir hata yaptın? Geriye dönsen neyi yapmazsın? Bu şekilde bir e, iş başvuru süreci yaşamazdım. Gideceğim, başvuracağım şirketleri çok araştırdım. Bir tasarım ekibi var mı? Beklentileri neler o pozisyon için? Kişisel olarak tavırları nasıl? Bir açıdan da düşündüğüm zaman bir önceki tasarımcı neden çıktı? İşte bunlar aslında çok doğru sorular çünkü genelde şöyle bir algı oluyor. İş arayan kişi krize düştüğü zaman yani ben kariyerime bir şekilde başlayayım da ya da var olan pozisyonu çok sıkıntılı. Buradan bir şekilde kurtulayım de diye gidiyor. Karşı taraf mesela iş görüşmelerinde çok sorulur. İşle alakalı bir sorunuz var mı? Aslında orada gerçekten çok soru sorman gerekiyor. O ekibe dahil olduğu zaman sabah 9, akşam 6, haftanın 5 günü vakit ayıracaksın. Yani mutlaka sorun olur ya. Kimle i̇ş çalışıyorum, kesin, iş kimden geliyor, nasıl iş yapıyoruz, iş süreci nasıl yürütülüyor, kaç ekip var, arkadaşları tanıyabilir miyiz? Yani isimler, belki onların LinkedIn hesabına bakmak isteyeceksin. Bu çok güzel bir şey. Aslında çünkü bir ekibe dahil olduğun zaman sosyal hayatın da bir o oluyor. Evet ya yani kesinlikle öyle ve ben bu konuda şöyle düşünüyorum. Türkiye'de şöyle bir algı var işte iş yerleri personellerini seçiyor. Aslında yani, bence yani. tam tersi olmalı yani tasarımcı yani evet yani biz tasarımcı olarak biz iş yerini tercih etmeliyiz. Olacak mı, olmayacak mı? Onun sonucu bizde yani o insan kaynaklarının evet ya da hayırından da öte aslında bizim isteyip istemediğimiz yani. E, o biraz da işte tecrübeyle şimdi sen mesela ...başa döndüğün zaman öyle düşünmüyordun. Şimdi yavaş yavaş evet, sektörde an... oldukça... ...biraz da şeyi algılıyorsun. Ben seçilmem, seçerim. Ya öyle dersin <laughs> şimdi <gülüyor> Şey olmuş olur ama yani şunu demek istiyorum... ...gerçekten iş yerinde... ...olumsuz bir şey yaşadığınız zaman... ...tüm hayatınıza direkt bir etki ediyor. Ya yani ben şöyle hayatı sorguladığım zamanlar... ...olmuştu yani sektöre ilk zaman. Çok ciddi anlamda zor zamanları geçirmiştim yani. Peki şu anki hangi krediye nasıl girdin? Nasıl başvurdun? O süreç nasıl oldu? İlk iş yerimde henüz 3. ayımdaydım ve hankredi.com'un bir kez yarışmasının olduğunu fark ettim. Ve bu kez yarışmasına katılmak istedim. Bu kez yarışmasının ödülü de para artı işe alım eğer tasarım beğenirse. Ben para ödülünden de öte kendime böyle bir challenge'a sokayım. Piyasada ne durumdayım? Acaba belli bir aşamaya gelmiş miyim? Onun kontrolüydü aslında. Bu kez yarışmasına katıldıktan sonra yarışmaya katılan tasarım sayısının binden fazla olduğunu öğrenince bir şeyim olmuştu acaba dedim bu kadar kişi arasına sıyrılabilecek miyim gibi. Çünkü daha yenisin yani sektörde. iki ay bile anca olmuş. İlk elemeden geçtim. İnsan kaynaklarının geri dönüşü sonrasında case sunumum olmuştu. Bir hafta sonrasında. Ve bu case sunumundan sonra ise tekrardan bir eleme olmuş. Ve ben o elemeden de başarıyla geçmişim. En sonda çok az bir sayıda tasarım kalmış. İlk üçe girenlerin arasındaydım. Öyle bir yarışmayı kazandıktan sonra bizimle çalışmak ister misiniz diye bir soru sordular ve ben de hemen tabii ki deyip yüksek motivasyonla hankredi.com'a başladım ve şu an gayet mutlu ve huzurluyum. Bir süreci şey olarak net anlatamamış olabiliriz. Senin aslında sürecin gerçekten böyle oldu ama ben senin nasıl çalıştığını biliyorum. <laughs> Kendi boş vakitlerinde çok fazla mesai harcıyorsun onu Video izliyorsun, makale okuyorsun, sürekli bir şeyler yapıyorsun. Onu insanlar biraz es geçiyorlar. Buna bir mesai harcaman gerekiyor. Tasarım değil sadece farklı sitelere girip araştırma yapman lazım. YouTube kanallarını takip etmen gerekiyor. Belki Twitter, belki Instagram'da ilgili sayfaları takip etmen gerekiyor. Belki podcast dinlemen gerekiyor. Artık senin yaratıcılığını ya da seni ne motive edecekse onları izlemen gerekiyor. Bu yine de çok ciddi mesai harcandı. Şey gibi oldu çünkü ben ilk ayda şans eseri bir iş buldum. Sonra bir case yarışması oldu ona da evet. girdim. Yani baktığın zaman çok ciddi bir başarı var. 7 ayda. Evet. E, 7 ay mıydı? Mesela toplam 6 ay mıydı? Daha mı kısa süreydi? Şöyle ilk yani sıfırdan ilk işe girişim 2,5-3 ay. Abi ondan öncesi? O işten de ondan öncesi yok. Yani ondan öncesi yok. 2 ay sonra yani 2,5 ay sonra bir işe başvurdun. Ondan 2,5-3 ay sonra da hankredi.com'da yarışmaya kazanıp işe başladım. Ve şu an e, yaklaşık 4 ay oldu hankredi.com'da. Çalışıyorum yani. Ya işte bu Devam çok kısa ediyorum. bir süre ama... Hala da aynı şekilde hani vakit harcıyorsun, emek harcıyorsun. Onu es geçmemek için söylüyorum. Çünkü böyle bir evet. insanlar şey gibi algılıyor. Bir şans da yanındaymış. Aslında insanlar kendi şansını kendi yaratır. YouTube kanalım var. Gerçekten video çekmek için çok mesai harcıyorum. Edit yapıyorum, onu yüklüyorum. Arka planı kimse görmüyor. Video çekip beklemişsin. Ben mesela insanların şeyi yapmasını isterim. Bir kere bir eğitim videosu çeksenize. Ne kadar gerçekten zahmetli bir şeymiş bir evet, görseniz. Çok, çok, Sonra çok, da bununla ilgili bir başarı elde ettiğin zaman yani yaparsın zaten. Yani ne olacak gibi bir durum oluyor. Bu iş başvurusu da aynı şekilde ya. Yani o yapmış. Ben nasıl yapayım? Onun şans yanındaymış ya. O dediğin kişi işte şans yanında olsun diye çok daha fazla mesai harcıyor aslında. Evet. Ya ben Şöyle bir örnek verirsem aslında bu konuyu daha iyi anlatmış olabilirim. Benim ilk iş yerim Beşiktaş'taydı ve ben Kurtköy tarafında oturuyordum. İşte evet bu bile bir challenge ya. Yaklaşık 2 ay boyunca Kurtköy'den sabah 5'e doğru çıkıp 9'a doğru 9.30'a doğru da Beşiktaş'ta oluyordum. Ve Kaç saat bu... sürüyordu gidiş, gidişin ya da dönüşün? Ya ben günde 7-8 saate yakın harcıyordum çünkü akşam trafikleri falan bayağı zorlu bir süreçlerdi. Şunu demek istiyorum günde 6-7 saat sadece ben trafikte geçiriyordum ve bu trafikte geçen zamanda da tasarım sadece tasarımla alakalı ya da uyuyordum. Çünkü eve gittiğim zaman 10 oluyordu 11 oluyordu yemek yiyip yatıyordum geri sabah 5'e tekrardan kalkıyorum yani çok yüksek eforlu çalışıyordum. İnsanlarda şu an şöyle bir efekt durum var Twitter, LinkedIn ya da genelde bu iki platformda çok paylaşılıyor. Hı -hı hani şöyle ortamlarda çalışın böyle maaşlar alın işte dolar kazanın ya da ne bileyim iş yerine şöyle taviz vermeyin tamam ama bir de gerçek hayat var ya yani gerçek ya hayatta kesinlikle. kimse bununla karşılaşmıyor ben de İlk iş tecrübemi anlatsam millet benimle dalga geçer herhalde yani böyle bir çalışma düzenim olur? Ben cumartesi de çalışıyordum, pazar da çalışıyordum, ayda sadece bir tatil günümüz vardı, onda da sadece evde yatabiliyordum yani normal bunu yapın herkes bu süreçten geçecek demiyorum ama çok büyük bir bölümü de böyle bir süreçten geçiyor. Benim başarılı gördüğüm insanların bak gerçekten çok büyük bir bölümü böyle bir süreçten geçiyor. İnsanlar şey istiyor beyaz yakalıyım bir holdingde işe başlayayım ve hayatıma öyle devam edeyim. Evet böyle başlayan da var ama bunu seçemeyebilirsin. Her zaman böyle çok iyi imkanların olmayabilir ama yolu mesela çoğu insan yolu düşünüp ben bu işe girmem der. Çünkü hiç adı sana belli olmayan ama o sana belki de hangi krediye giriş imkanı sundu. Çünkü o seni kesinlikle. daha motive etti. Evet, kesinlikle. Çünkü ben orada sektörü az çok tanıdım ve daha iyisini istediğimi veya yapabileceğini hakettiğimi... gördüm. Evet yani kesinlikle çünkü potansiyelin yüksek. Çünkü e, bu bölümde buna çok açık yani. En ufak bir zaten e, yetenekli olan veya emek veren insan çok çok iyi yerlere gel gelebilirim Ben bizzat yaşadım yani. O yüzden ne kadar çok emek verilirse bence o kadar çok karşılığını alacağını en azından ben bugün için söyleyebilirim. Ücretli bir eğitim gerekiyor mu? Ya da bir kursa gitmen gerekiyor mu? Aslında onu sorayım. Öncelikle eğitimin ücretli olup olmamasından ziyade içeriği benim için önemli oldu. Eğitimde sadece teknik bilgi değil aynı zamanda kullanılacak ekstra araçların gösterilmesi ve tasarım adına bir vizyon katması benim için önemli bir kriterdir. O açıdan bir araştırma yaptığımda sizin eğitim serinizle karşılaştım zaten ilk zamanlar. E, bu seri benim için yeterli oldu diyebilirim. Sonrasında kendim gelişmek için çok fazla araştırma ve tasarım incelemelerini yaptım. Kanalını izlerken eş zamanlı. Ve ben burada şunu söylemek istiyorum. Şu an belli bir noktaya gelmiş olabilirim. 6 aylık bir tecrübem var. Fakat ben ilk size tanıştığım zamandan daha fazla videolarını izliyorum. Çünkü ihtiyaç doğuyor. O an aklıma bir şey gelmiyor. Dönüp sizin videolarınızı da çek ediyorum. Veya orada bir şey olması gerekiyor. Ve o siz aslında o videoda sizi tecrübe ettiğiniz bir sorunlu karşılaştığınızı da anlatıyorsunuz. Ben oraya dönüp onu izleyip tekrardan kendi işime odaklanıyorum. Yani bu sadece işe yeni başlayanlar için değil. Sektörde belli bir yere gelmiş insan için de aynı öneme sahip videolarınız. Bunu açıkça söylemek istiyorum. Bunu Açıkçası şöyle bir şey var. Orta seviyede ve ileri düzeyde hiç kimse benim videolarımı izlemez doğal olarak. Ben olsaydım belki Hı -hı. belki değil ben de izlemezdim. Şu an atıyorum Hı -hı. yeni bir YouTube kanalı görsem ve Figma dersleri olsa açıp izlerim. Çünkü bildiğimi varsayıyorum. Ya da tasarımla ilgili yeni bir şey anlatırsa atlay izlerim. Ama sektörde sen de gördün ki senior denebilecek ya da mid level denebilecek çoğu insanın aslında en temel bilgileri hiç bilmediğini gördün. Evet. Ya da hiç onları dikkat ederek tasarım yapmadığını karşılaştın. ve şok oldun. Ben işte zaten bunları bildiğim için bu videoları çekeyim dedim. İnsanlar aslında önce bunu bilsinler, sonra e, tasarım temellerini oluştursunlar diye bir video çektim. Peki geriye dönüp baktığın zaman <laughs> bu şey gibi Sinan Çetin'in böyle programı vardı Haydi kapı açılıyordu, birisi geliyor <laughs> kapı falan. açılıyor, altta müzik. O müziği tam şu an şu esnada verelim. Hani bir 3-4 saniye telif yemeden verebilirim. <laughs> Geriye dönüp baktığın zaman neyi yapmazdın? yani hata olarak gördüğüm, pişmanlık duyduğum veya neyi yapardım? Mesela keşke şunu baştan yapsaydım dediğim bir şey var mı? Hmm. Bugün yeniden kariyerime başlasaydım eğer iş hayatına başlamak için bu kadar acele etmezdim. Bir iş yerinde çalışıyor olmak kendi bireysel gelişimimi yavaşlattı ve sektörü hızlı bir şekilde girmemin sancıları uzun sürdü diyebilirim. Bunun temel sebebi ise çalıştığım yerde bana yol gösterecek ve gelişimime katkı sağlayacak hmm. deneyimli bir tasarımcının olmayışıydı aslında. Yeni başlayacak arkadaşlar o yüzden başlayacakları pozisyonda birlikte çalışacakları deneyimli bir tasarımcının olup olmamasına kesinlikle dikkat etmelerini öneririm. Doğru çünkü bir şey yanlış yaptığın zaman ya da doğru yaptığın zaman neyi doğru yaptın, neyi yanlış yaptığını bilmiyorsun. Belki o an doğru yapıyorsun gerçekten. Ben videoda Hı -hı. grid sistemi diyorum mesela ama orada kişi grid sistemini bilmiyorsa ya bu olmamış bunu böyle kaydır dediğinde ona grid'i tam anlatamıyorsun. Ya aslında doğrusu bu ama biliyorum ama ispat edemem durumu var ya çünkü yenisin. İddia de Evet. Ve motivasyonu düşürüyor bu ister evet. istemez yani inandığım bir şey veya olmasını istediğim bir şeyin belli egolar veya belli istekler doğrultusunda gerçekleşmiyor. Ve da bu senin motivasyonun Zaten için. çok topik bir şey ya. Sıfırdan başlayıp iki ayda, üç ayda. Yani düşünsene ben şu an mesleği bırakıp 3 ayda bambaşka bir işte işe başlayacağım. Yani üç ayda o mesleği anlamak, öğrenmek, bilmek zaten çok topik bir şey. O yüzden ben şey diyorum. Hani vaktiniz varsa öğrenciyseniz ki genelde benim kanalımda öyle izleyenlerin çoğunluğu olduğunu düşünüyorum gelen sorulardan ya da bana gelen mesajlardan dolayı. 4-5 ay çok kısa bir süre ya. 4-5 ayda bir insan kendisini bu konuda gerçekten çok iyi yetiştirebilir. Üniversiteden bağımsız konuşuyorum. Üniversite zaten verilen eğitim Falan yani onlara hiç girmeyeyim ama insanlar şunu düşünmesin yani üniversiteye gidiyorum ya da bir kursa gidiyorum öğreniyorum ya asla böyle bir şey bu ne yaparsan yap kursla alacağın eğitimle alakalı değil senin kendinle alakalı bir şey ama evet. 6 ayda 5 ayda çok kısa bir süre olmasına rağmen aslında çok ciddi bir süre yani kendini bu anlamda yetiştirebilirsen genele baktığın zaman hayatını devam ettirebileceğin bir iş 6 ayda yapabiliyorsun bunu. Kendini geliştirerek bir anlamda insanlar için şey de olabiliyor. Ya 6 ay ben ne yiyeceğim, ne içeceğim falan. Ama hayatını bundan sonra onunla kazanacaksın. Kesinlikle ben şöyle çok uykusuz geceler oldu. Ve hiçbir şey yapmazken yani. Bir mesela portfolyoma bir şey ekleyeceğim. Onun için çok ciddi zamanlar harcadım, ayırdım ve bunun hiçbir karşılığı yoktu. Şu an belki belli maddi bir karşılığı var ama o günlerde hiç yoktu. Benim motivasyonum tasarımı daha iyi yapabilmek. O yüzden... Şu an ilk günde çalıştığım saatin altında çalışmıyorum yani. Şu an hala aynı şekilde aynı eforda çalışmaya devam ediyorum yani. Çünkü bundan sonrası benim için daha önemli. İş bulduktan sonra emin olun hiçbir şey bitmiyor. Aslında ondan tam sonra Tam tersi. Başlıyor. O zaman o zaman başlıyor. Ya herkes şöyle düşünebilir ya ben bir iş bulayım de falan. Ben tam tersi düşünüyorum yani. İş ben de bulduktan sonra asıl süreç başlıyor evet. ve psikolojik savaşlar başlıyor bu seferde. Ya ailenden uzaksın İstanbul'da bugün yaşamanın maddi tabii, tabii. zorluğu... Muhtemelen 7 ay öncesinde şu an yaşıyor olsaydın İstanbul'a maddiyattan dolayı gelemezdin. Gelemezdim. Kiralardan dolayı. gelemezdi. Çünkü şöyle bir dezavantajımız var. Sektöre yeni giren bir insanın ve alabileceği miktar belli. Evet. Ve o aldığın miktarın İstanbul'da karşılığı yok. Evet evet. Ve şöyle de bir dezavantaj var böyle bir durumda. Bunu da söylemek istiyorum. Şirketler... Yeni başlayan insanlar uzaktan çalışmak pek taraftarı değil. Çünkü o insanın gelişimini birebir yapmak istiyorlar. Genelde benim karşılaştığım o. Aslında junior'lar için bu iyi bir şey değil. Hatta tam tersi dezavantaj. Çünkü juniors'ın işi öğrenmek istiyorsun, uzaktan çalışıyorsun. Benimle yan yana çalıştığında geçilecek bir süre var. Yani bir ay hı hı. benimle yan yana çalışıyor olsan müthiş bir avantaj olur senin için. Yani bir şey sormana Kesinlikle. bile gerek kalmaz belki ben orada çalışırken. Hı. Bir de uzaktan çalıştığında bir gün sonunda gösteriyorsun işini. Yani belki baştan sona hata yaptın ve çok ciddi vakit kaybı. Ve ya şöyle hem senin için o verdiğin emek çöpe gidiyor hem de şirket sana o zaman için belli bir maddi evet. zaman ayırıyor ya yani maddiyat ayırıyor o maddiyat da çöpe gidiyor iki taraf da zararlı. Evet. O yüzden mesela ben bugün bile e, bizim ofisimiz şu an belirli sebeplerden dolayı işte pandemiden, pandemiden dolayı uzaktan evet. çalışma var. Ama ben gelin dedikleri an oradayım. Çünkü benim ofiste olmam kendim gelişme açısından e, evet. çok büyük bir avantaj. Ve şöyle bir şey de söyleyeyim. Ofis ortamı her zaman e, motivasyonunuzu arttırıyor. Bizim şirketimizde şu an oyun konsolundan tutlangırta kadar birçok alternatif var eğlenmek adına. Hem eğleniyorum hem gelişiyorum hem de... E, Sosyalleşmek diğer... bile bir ihtiyaç ya. Gerçekten. Evet, o sosyalleştiğin zaman o ordaya ait olduğunu hissettiğin zaman bu zafer birken iki çalışıyorsun çünkü evet. onun karşılığını aldığını hissediyorsun. Bence uzaktan çalışma taraftarı da çok olmamalı en azından mesleğin ilk zamanları için. Evet evet ilk zamanlar için kesinlikle şu anda ve özellikle yazılım tarafı tabi tasarım tarafı da uzaktan ama yani yeni Junior arkadaşlar kendisini nasıl geliştirecek? O bile benim için muamma. Yani çok zor bir şey gerçekten. Ben Junior olsam yan yana çalışmak isterdim. Belki ilerleyen dönemde farklı bir çözüm üretilebilir. Çünkü bu çok yeni bir düzen baktığın zaman. Hı -hı. Herkes için. Hı -hı. Belki eskiden yazılımcılar ya da tasarımcılar öyle hep öyle çalışıyor olabilir. Hibrit model olabilir. Haftanın iki günü ya da üç günü olabilir. Olabilir. Evet olabilir. Bu bizim ee, artık. Ama olabildiğince bence mücadele edilmeli. Bunu söylemek istiyorum. En azından ilk zamanlar için. Evet. Peki bundan sonraki kariyerinde neler düşünüyorsun? Ne yapmayı planlıyorsun? Kariyerimi daha çok başında olduğum için kişisel gelişim benim için çok önemli. Bu sebeple özellikle araştırmalarıma çok önem veriyorum. Tasarımda vizyon sahibi olmak da çok önemli olduğu için sürekli trendleri takip ediyorum. İşte gerek Instagram'da, gerek Behance'de, gerek, gerek başka platformda. Kendim gelişecek yeni alan, alanlar arıyorum aynı esnada. Örneğin tasarım ile frontend ne kadar iç içe olduğunu fark ettiğim için şu an HTML CSS öneriyorum. Yaptığım işlerin kodlanabildiğini de artık daha iyi anlayabiliyorum diyebilirim. Çünkü şimdi göze hoş gelebilir fakat bu işin artık sektörde olduğun için o işin artık canlıya alınması lazım. Kodlanabilir bir şey değilse yaptığım tasarımın ne kadar iyi olsa da bir anlam ifade etmiyor. Çünkü biz portfolyomuzu ekleyecek bir konsept tasarım hazırlamıyoruz sektöre Hı -hı. girdiğimiz zaman. Aslında evet. sektörün bir zorluğu da bu çünkü portfolyonu eklemeyeceksin yani o iş canlı alınacak ve sen tasarım olarak birçok farklı departmana aitsin. Yani backend tarafının da onayı lazım, frontend'in de onayı lazım, marka ekibinin de lazım, gerekli departmanların da onayı Yürü, lazım. CEO çünkü... ekibi hepsi için Ces... içine giriyor bir anda. Kesinlikle değil. mesela yani bir search ikonunu bile koyamazsın. Çünkü o backend'de karşılığı yoksa yapamıyorsun. Veya zor olacak bir alan varsa, kod yükünü arttıracaksa onu yapamıyorsun orada. Çünkü artık belli bir disiplin içerisine giriyorsun ve özgürlüğün bir nevi kısıtlanıyor. Ama sen HTML CSS bilmiyordun değil mi? Yani HTML CSS bilmeden zaten tasarımı yapıyordun. Evet, evet yapıyordum. HTML e, CSS zaten e, öğrenmeden işe girdim. Hatta hankredi.com'a girdiğim zamanlarda da bilmiyordum. Yani bunu söyleyebilirim. O yüzden girdikten sonra aslında ne kadar önemli olduğunu farkına vardım. Ve şu an işleme sesi ciddi bir şekilde çalışıyor. Evet ya zaten ben de videoda şey demiştim hani tasarım yapılır mı? Yapılır yani bunda bir sorun yok. Ama bilinirse ki bilinmesi bence gerçekten Hı -hı. şart hani ilerleyen dönemde aynı anda belki öğrenemeyebilirsin çünkü sıfırdan başlayan bir insan. Ben hakikaten video serisini hep ona göre dikkat etmeye çalıştım. O kurguyu çok doğru oturtmaya çalıştım. Aynı zamanda HTML CSS öğreneyim, Figma öğreneyim, tasarım temellerini öğreneyim. Gerçekten mantıklı değil. Yani bütün bilgileri aynı anda öğrenmeye çalışmak. Mantığını da oturtamazsın Önce tasarım, grid, spacing, boşluklar, tipografi, renkler gibi konuları öğreneceksin Figma'yı öğreneceksin Daha sonra bir de tamam şimdi neye tasarım yapıyoruz Bir de onun kurallarını öğreneyim Yani hangi platforma Android, iOS ya da web gibi ise onları onları öğrenme. Yani bunlar kademe kademe yapılacak bir şey ki doğru bir yok. Bunun zorunluluğu da var diyebilirim sektörde şu an. Başka eklemek istediğim bir şey var mı? Eklemek istediğim şöyle bir şey var. Önce kendi adıma sonra da size izleyenler adına bir teşekkürü borç biliyorum. Çünkü günün sonuna baktığımız zaman ben sizin sayenizde şu an bu noktadayım diyebilirim. Ya o zaman bunu söylüyorsa kesin bir çıkarı vardır ya da bana bir tasarımla ilgili bir şey danışacaktır. Hemen video bittikten sonra. <laughs> Yok ya ben bu arada böyle gelen yer gerçekten böyle gelen yorumlara da e, bire bir ya da mail atıyorlar. Bir şekilde sosyal medyadan ulaşıyorlar. Çok teşekkür ediyorum ama Hı. ben sadece alaylıyım. Hiçbir bilgi birikimi, bir eğitimle, bir üniversiteyle sahip olmadım tamamen yani internetten. Bu bir vefa borcu gibi aslında. Ben de bildiklerimi şimdi insanlarla paylaşıyorum. Benim anlattıklarımı izleyip hiçbir şey yapmayıp hani bir şey olmasını beklemek çok hayal ürünü. Karşı taraf örneğin sen benim videolarımı izledin. Bana ulaştığında çok spesifik sorular sormaya çalıştın. Senin o çalıştığını, araştırdığını, gerçekten bir şeyler yapmaya çalıştığını gördüğüm için sana ekstra yardım etmek benim çok hoşuma gitti. Hı hı. O anlamda... Elimden geldiğince de insanlara o anlamda yardımcı olmaya çalışıyorum. Onunla ilgili hiçbir sorun yok. Bu videoyu yapmamızın sebebi, insanların bana en çok sorduğu soruyu senin cevaplaman. Çünkü sen onlarla aynı yoldan geçtin ve sen başardın bir şekilde, bir şeyler doğru yaptın ki benim öyle tanıdığım 3-4 kişi daha var. Onlar da böyle videoya katılmak isterse bana ulaşabilirler. Birlikte video çekeriz çünkü ben dediğim gibi sektörde çok ileride olduğun için sen zaten biliyorsun. Sen zaten yaparsın. Söylemesi kolay. Bak bir de gel bizim tarafımızdan evet. bak. Ama senin tarafına bak diyorum Adana'daydın. Sıfırdan video izleyerek bir yere geldin. Kendini geliştirdin. Daha sonra İstanbul'a geldin. Baya böyle hiç hazırlıksız, planlamadan. İstanbul'da çalışmaya çok ciddi bir mesai harcadın. İşe gidip gelirken bile. o Orada da çok stresli bir dönemin oldu. Daha sonra bir case yarışmasına katıldın. Daha sonra hangi kredide başladın? Şu an hala kendini geliştirmeye devam ediyorsun. İşte o süreç de aslında böyle gül bahçesi değil. Gerçekten bir... çok Emek çok fazla lazım. Evet, çok fazla emek lazım. Burada şu, benim en büyük şansım yakın arkadaşım Ahmet Fırat'ın bana bu kadar destek olması. Çünkü İstanbul'a geldiğim zaman Kurköy tarafında onun evinde kaldım ve sektörün içerisinde olduğu için en ufak bir soru işaretinde bile hemen cevabını veriyordu. Ondan sonra sizin de yanında hissetmeniz ve zamanda o emek, o verilen zaman, saçmalıyorum falan filan. Sinan Engin gibi. Ertem Barcelona falan ben bugün Barcelona'yı falan seyrettim o Barcelona'yı falan. Adını falan yani yani geçmesi falan filan yani <gülüyor> 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 falan filan dersin diye. <laughs> ben ben bunu eklerim. Sonra Sinan Engin'i koyarız. <laughs> Oradan oraya bağlarız. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Tasarıma ilk başladığım zamanlar tasarım hakkında daha çok bilgim vardı diyebilirim. Neden böyle söylüyorum? İlk başladığımız zamanlar şey oluyor. Yani ben bunu yapıyorum. Ben bunu biliyorum. Ben bunu başaracağım diye giriyorsun ama öğrendikçe aslında ne, ne kadar çok, çok bilgi, şey bilmediğini. Ne kadar çok şey bilmediğini görüyorsun ve bu senin gözünü korkutuyor. O açığı kapatmak için aslında günde 10 saat, 12 saatten fazla çalışıyorsun. Zaten sorular gelirse videonun altına benimle alakalı olan sorulara ben cevap veririm ama hı hı. seninle alakalı olan kısımlara da artık sen cevap verirsin. Tabii yardımcı olmak istiyorum. Tamamdır. O zaman tekrar görüşürüz. Her zaman. Teşekkür ederiz tekrardan da. Rica ederim. <laughs>